Sevgili Mavi Kadınlılar, 22 Haziran'da bir dolunay var. Dolunaylar neydi? Dolunaylar bitişlerdi, sonlanmalardı, tamamlanmalardı. Ne yazık ki bu dolunayın içerisinde bir Neptün karesi var. Yani bizden saklanan, gizlenen ne varsa önümüze düşecek. Bu da bazı kararlar vermemize sebep olacak gibi görünüyor. Bazen de bazılarının hayatımızdan çıkması gerekir ya da bazı şeylerin bitmesi gerekir. Buna da kabul vermek önemli. Şimdi burçlara ve yükselen burçlara göre etkilerinden bahsedelim. Koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, bu dolunay kariyer anlamında bazı kararları vermenizi gerektirebilir. Bir projenin bitmesi olabilir, bir işin bitmesi olabilir. Belki mevcut işten ayrılma kararı bile verebilirsiniz. Ya da başka bir pozisyon için olan işten ayrılabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Tabii gökyüzünde aynı anlarda Neptün etkisi olması da beklentinizin altında bir şey olabileceğini ya da tam istediğiniz gibi olmayabileceğini de gösteriyor. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu dolunay size eğitimler, seyahatler, iletişim gibi konularda bazı kararlar verdirecek gibi görünüyor. Neptün etkisi olduğu için bu kararları verirken çok emin olmaya çalışın. Yani bir yanlış anlama, bir yanlış iletişim buna sebep olabilir. O yüzden her şeyi bütün açıklığıyla görmeye çalışın. Ya da yaptığınız planlarla ilgili bu dönem önemli bir karar vermeyin. Daha doğru olur çünkü çok da gerçeği görmüyoruz. Biraz sis perdesinin arkasındaymış gibi düşünebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, bu dolunay para evinizde, yatırımlar evinizde olacak. Önemli yatırımlar, önemli kararlar için çok uygun bir dolunay değil. Çünkü Neptün etkisi var, bir sis perdesi var. Çok doğru göremeyebilirsiniz. Çok sis perdesinin arkasında kalabilir her şey. O yüzden birazcık daha bu dönemin geçmesini bekleyin önemli yatırım kararları için. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, bu dolunay ilişkiler, ortaklıklar konusunda olacak. Yani bazı ilişkiler, bazı ortaklıklar, belki uzun süreli arkadaşlıklarla ilgili karar verme zamanı ama Neptün etkisindeyiz. Biraz yanılma, biraz sis perdesi var ortamda. O yüzden yapabiliyorsanız ilişkinizle ilgili de, ortaklıklarınızla ilgili de, uzun süreli arkadaşlıklarınız için de bu dönemin geçmesine, şu sis perdesinin biraz dağılmasına izin verin derim ben. Yalnız olanlar yine bu dönem hayatınıza biri girmeye çalışırsa çok da gerçekleri göremiyor olabilirsiniz. Dikkatli olun. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, arkanızdan şey bilen ne varsa önünüze düşecek. Bu da biraz hayal kırıklığına sebep olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Bazı şeyleri görmeliyiz ki önümüze bakalım, yolumuza devam edelim. O anlamda azıcık hayal kırıklığına hazır olacağız. Benden söylemesi. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, bu dolunay aşk evinizde gerçekleşiyor olacak. Hayatınızda birileri varsa onunla ilgili karar vermeden önce biraz sis perdesinin dağılmasını bekleyin. Çünkü bu dolunay biraz sis perdesi barındırıyor. Hayatınıza biri girmeye çalışıyorsa yine biraz bu dolunayın etkilerinin geçmesini bekleyin. Biraz daha ayın sonunu bekleyin. Kişiyle ilgili karar verebilmek için. Çünkü biraz gerçekleri görememek gibi bir huyumuz olacak bu dolunayda. Aman dikkat. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler, bu dolunayda ev değiştirmek, aileyle ilgili sorunları çözmek ya da aileyle, geçmişle ilgili, köklerinizle ilgili konuları gündeme getirmek çok söz konusu ama Neptün karesi var. Aman dikkat. Çok yanlış anlama, çok görememe, farkında olmama ya da bir sis perdesi gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden önemli kararlarınızı, taşınmak, aileyle ilgili kararlar olabilir, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek gibi kararlar olabilir. Bu dönem çok büyük adımlar atmayın derim ben. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bu dolunayda bazı arkadaşlıklar sona erebilir. Yani bazılarının birazcık daha farklı yönlerini görebilirsiniz. Birazcık daha bunlar açığa çıkabilir. Yine araba alım satım gibi işleriniz varsa çok bu dönemi kullanmamanızı tavsiye ederim. Neptün etkisi var, çok doğru kararlar veremeyebiliriz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, para evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Aman dikkat, borç alıp verme ya da işte çok yüksek beklentiye girme gibi etkileri olabilir Neptün'den dolayı. Birazcık daha temkinli, birazcık daha aklı başında kararlar vermek oldukça önemli olacak. Lütfen bu dönemi birazcık daha sakin geçirmeye gayret edin. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu dolunay birinci evinizde gerçekleşecek. Hayatın her şeyini değiştirmek isteyeceksiniz. Hayatınızdaki belki dış görünüşünüzü değiştirmek olabilir bu, belki işi değiştirmek olabilir. Çok değişiklik isteyeceğiniz bir dönem ama Neptün etkisi var, sis perdesi var. Çok büyük değişiklikler yapmak için çok doğru bir zaman olmayabilir. Bu dönemi birazcık daha, belki daha sıradan, daha normal şekilde bitirmekte fayda var. Neptün etkisi geçtikten sonra tekrar karar verebilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar, bu dolunay sizin iç dünyanızda gerçekleşecek. Yani kalbinize, ruhunuza dönme zamanı, birazcık nadas zamanı. Arkanızdan çevrilen işler varsa yine bu dönem önünüze düşecektir. Arkadaş kazıklarını bol bol bu dönem yakalayabilirsiniz ya da görebilirsiniz. Birazcık daha dikkatli olun derim
ben. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu dolunay sosyal statü evinizde, sosyal çevrenizde gerçekleşecek. Yani etrafınızdaki insanlarla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir size. Para alışverişine dikkat edin, Neptün etkisi var. Verilen paralar geri alınamayabilir, borçlar geri dönmeyebilir. Birazcık daha temkinli olmakta, birazcık daha bu sis perdesinin aralanmasını beklemekte fayda var. Dediğim gibi zor bir dolunay, herkes kendine birazcık daha dikkat etsin. Çok önemli kararlar vermek için doğru zaman değil. Sevgili mavi kadınlılar, kendinize iyi bakın. Bu dolunayda dediğim gibi hayati kararlar vermekten uzak durun derim ben. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.